Ve karşınızda İdil Gökmen. Hoş geldin canım. 8 ay oldu. Evet. Ondan sonra ameliyat o ettiğimiz İdil'i ve İdil Kanada'ya uçtu. Tek başına. Evet. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Nasıl oldu? Şimdi bize bir isterse bu işte 8 aylık bir süreci bize bir anlat. Olur tabii ki. Ameliyattan sonra bir ay boyunca Türkiye'deydim. İlk bir ay zaten en zor kısmıydı benim için. Sıvıdan katıya geçiş. Ondan sonrası zaten aslında ip sökü gibi geldi. Kilo verdikçe daha da heveslendim. Yürüyüşlerimi arttırdım. Yemeklerime dikkat ettim. Bir süre sonra zaten eski alışkanlıklarım gitti. Şekerden direkt koptum yani. Zaten yememem gerektiğini biliyordum. Canım bile çekmedi bir yerden sonra. Bu tempoyla daha çok kilo verince daha çok heveslendim. Böyle ikisi birbirini tetikledi diyelim. Nasıl da eski alışkanlıkların? Sanırım içimde duygusal boşluktan yiyordum en çok. Ama sürekli bir şey yiyordum. Yani her öğün dan sonra bir tatlı şey, hani o tam course yemek şeyi vardır ya, yemek zorundayım gibiydim. Hani doymuyordum, doyduğumu anlamıyordum ya da. Şimdi doyduğum anda bırakıyorum, hani onu yemek zorunda değilim. Hani kendimi öyle yapınca, bir de tatlı hani artık kesince yiyeyim. Tatlıyı şimdi canın istemiyor, yoksa sen mi karar verdin hani ben artık bunu yemeyeceğim? Canım istemiyor, ona ihtiyacım yok. Tatlı yiyeceğime meyveler var sonuç olarak. Meyvelerden o şekeri almaya çalışıyorum ki bana yetiyor şu an. Akıllıca seçimler yapıyorsun. Evet. O en büyük katkısı zaten ameliyatın o. Seçimlerimi daha düzgün yapabiliyorum. Şimdi sen İdil'i bir sefer bir kere Kanada'da biyomoleküler, genetik falan böyle çok sofistike şeyleri okuyor. Çok akıllı kızımız maşallah ama eskiden bu bir hani genetik hastalık olduğu için obeziteyle başa çıkamıyordun. Evet, insülin direnci vardı. Deniyordun, insülin direnci vardı. Deniyordun. Olmuyordu. Bu sefer de bunu ne kadar kilo, kaç kilosun şu anda? Şu anda 57 kiloyum. 40 kilo verdim. 40 kilo verdim, bravo. şimdi buradan Kanada'ya gittin tek başına. Tek başına mı kendi böyle yemekleri yapıyordun, alışverişe gidiyordun? Onu nasıl yönetiyordun? Merve Hanım'la çok diyalog halindeydim. Kendim alışverişe gidiyordum. Her şeyi kendim yapıyordum. Yemekleri seçiyordum işte. Bu haftaki hani hafta başlamadan haftamı planlıyordum. Bana katkısı oldu. Hani özellikle kendi hani yemeklerinizi gidip almak çok büyük bir artı. Kendiniz özellikle yemeği hani pişirmek, ben nefret ederdim yemek yapmaktan. Hani hazır söylerdim ve yemek yapmayı sevdim. Evde ne koyduğunuzu bilince ne yediğinizi de biliyorsunuz, o daha iyi hissettiriyor. Bayağı değişiklikler var. Evet, çok değişikler. Yürüyüşleri arttırdın. Çok arttırdım, her yere yürüyorum. Hani babam benden daha çok yürür. Diyor yani yürüme, hani gel gidelim şöyle diyor, ben diyorum yürüyelim. Bravo, bravo. Baba da zaten seni havaalanında tanıyamamış. Yo, yanına gittim. Merhaba, ben kızın. Geldim. Buradayım dedim. Böyle bakıyordu bana. Nasılsın ya diye. Ya ne güzel. Bir de babana ben şey dedim. Biz ilk başta biz sizi utandıracağız dedim. İdil bu işi başaracak dedik. Babana hiç inanmıyordu çünkü. Değil mi? Değil mi? Ya peki böyle karakterin, özgüvenin falan değişti mi? Özgüvenim çok arttı. Çok opsiyon açıldı önümde. Kilo verdikçe giyiniş tarzım değişti. Hani kendime daha çok şey yakıştırmaya başladım. Hafiflemek benim sorunlarımı da hafifletti galiba. Değil mi? Ne kadar enteresan. Hafifleme benim sorunlarımı da hafifletti. Ne güzel. Saçlar zaten yıkılıyor. Çok güzel. Her ay boyatmak lazımmış çünkü yıkanıyor. Maviden yeşil açılıyormuş. Evet, neler neler öğrendim. Benim de canım istiyor valla. İyi. Şimdi bugün kontrole geldin Kanada'dan gelir gelmez. Bugün işte şeyleri konuşacağız. Koruma kısmını. Evet. Çok konuştuk ilk günden. Hatta ameliyattan önce de bunu konuştuk. Şimdi onun şeyindeyiz. Zaten sen hazırsın galiba. Evet. Biliyorsun şeylerine ne yapman gerektiğini. Evet, çoğu şeyi
İyi. Sadece bir kontrol için. İyi. Biz de bol bol seni bugün hatırlatacağız. İyi, süper. Hoş geldin Dilişkom. Hoş çok bulduk. Mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah hep böyle sağlıklı, mutlu ve fit kalırsın. Umarım. İyi, süper canım. Bir de şey soracağım, pardon. Kanada'dasın. Saat farkı Türkiye'de işte bayağı 11 11 saat saat benim Vancouver'la. Evet. Biz de ama bizim iletişimimiz hiç kesilmedi. Hiç sorun olmadı. Ulaşmak istediğim zaman ne olursa olsun ulaştım. Acil bir durum olduğunda veya sorularım olduğunda hiçbir sıkıntı olmadı. Değil mi? İnsan isteyince oluyor bu iş yani. Evet, istemekle her şey bitiyor. İstemekle gerçekten. Lazım yani. İyi, süper. Love you. Bir el sallayalım.